Şimdi ben bir şey daha soracağım. Bu ara bu çok popüler. Böyle beslenme merkezleri var. Bazı diyetler yapıyorlar. Hazır şeyler geliyor. Tablet yiyecekler geliyor. Üç öğününüzü size veriyor falan. Ve özellikle de tek tip beslenmeleri yapıyorlar. İşte ne o? Protein diyeti, et diyeti. Hatta bunun bir adı vardı. Sadece protein alan ketojenik diyetler. Mesela benim eşim onlarla çok güzel bir 10 kilo verdi. Bıraktı onu. 10 kiloyu anında bir ay sonra geri aldı. Değil mi? Yani Yani bir işe yaramadı. hiçbir işe yaramaz. Bakın ketojenik diyet de yanlış. Şimdi hani öldürmeyen şey beni güçlendir diyorlar ya. Evet. Sen sağlıklısın. Neden ölümü göze alıyorsun? Ancak ketojenik diyet ne zaman çıktı biliyor musunuz? Yani Ne zaman? çaresiz bir hastalığınız varsa kronik artık tıp yapmadı. O zaman ona ketojenik diyet uyguluyorsunuz. O hastalıktan kurtulma ihtimaliniz var. Çünkü vücut onunla uğraşırken öbürünü tamir ediyor. Ketojenik diyet doğru bir diyet değil. Neden diyeceksiniz? Benim açımdan. Şimdi Sizin görüşünüzü benim merak görüşüm ediyorum zaten. Ketojenik diyette ne oluyor? Ağız kokusu oluyor değil mi? Kendi dilinde öyle bir tat olduğunu söylüyor zaten. Bir metal Yani tadı. demek ki ketojenik diyet şöyle egzozdan duman çıkıyor. Demek ki kullandığın yakıt yanlış. Yani vücut Allah aşkına kan şekeri düşen sıfır olan var mı? Neden illa yağı kan şekerine çevirelim? En değerli şeyimiz niye yağı çevirmek zorundayız? Yağı yakmak zorundayız. Bazen görüyoruz otobüslerde 10 numara yağ yakıyorlar. Sonra ne oluyor? O otobüs yanıyor değil mi? Evet. O zaman neden kendimizi yakacağız? Yani kilo vermek için bu kadar uğraşmaya ne gerek var? Dediğim gibi sindirim sistemini güçlendirin. Probiyotik destekle bağırsak floranızı güçlendirin. Ondan sonra da ritmik bir yaşama geçin. Sizin hayatınıza uygun ve kendi sofranızdaki yemekleri yiyerek bunu başarın. Ve gerçekten doyun. Vücut acıktım diyor. Açlık ne kadar güzel bir şey. İyileşmek belirtisi. Geçenlerde bir danışım geldi dedi ki hocam dedi çok acıktım dedi 3 tabak yedim dedi. En güzel kiloyu o zaman verdi. Dedim bak sen kendini germe. Vücut ihtiyacı varsa istiyor. Boşuna istemez ki. Seni şişmanlatmak da istemiyor. Çünkü ağırlığı o taşıyacak. Ne Peki hocam, yapacaksınız? 110 kilo bir insan düşünelim. Benim boyumda var öyle. Doymuyor yani böyle de Doymuyor çünkü var. sindiremiyor. Orada bir şeyi tetiklemek lazım. Şimdi sindirim çok önemli. Bir dişine bakacaksınız. Dişte problemi varsa çiğnemesini düzelteceksiniz. Midede problemi var mı? Yani mide asidi yeteri kadar var mı? Sürekli olarak mide koruyucu bir şeyler kullanıyorsa onlara dikkat edeceksiniz. Onları bıraktıracaksınız. Üçüncüsü enzimler çok önemli. Bakın doğduğumuz zaman anne sütü alıyoruz. Sonra ek gıdalara geçerken annemiz yavaş yavaş geçiyor değil mi? Evet, O doğru. enzimleri aktive ediyor. Çünkü enzimler bizim yediğimiz yemeklerle aktive olması lazım. Yemekler konserve gibi gelir. Onun açacakları enzimdir. O enzim olmazsa o yemek açılmaz. O zaman siz ondan hiçbir şey bulamazsınız. Mesela bir tabağa bir tane kapalı konserve koyun, bir ekmek koyun. Bir insan gelir, karnını doyurmak için ekmeği yer. Diyorsun ki ekmeksiz doymuyorum. Çünkü o yemeği açamıyorsun. O enzimleri aktive etmen lazım. Aktive etmek birkaç yollu olabilir. Bazen uygulamayla olur ama eğer siz hiçbir yere gitmek istemiyorsunuz gitmeyin. Uzun süre sadece sağlıklı gıdaları seçin. Yavaş yavaş enzimler uyanacaktır. Ama ekmek, tatlı, hamur işi bunların uyanmasını engelliyor. Çünkü kolay enerji. Siz eğer o konserveyi koyup ekmek koymasaydınız vücut bir kişi geldi karnını doyurmak için onu taşla bir şekilde açacaktı. Vücut da bunu açacak. Zaten enzim var. Bebekken oluştu. O zaman bırakın ama o oluşması sonra bir şeylerle o düzen tekrar. Değişti, bozuldu. Ekmek tatlı yedikçe, abur cubur yedikçe o enzimler kayboldu. Hatta bir tane danışanım da vardı. Türkiye'ye enzim getiren firmanın başındaymış. Diyor ki bizim en büyük alıcımız un firmalarıdır. Çünkü un firmaları o enzimler olmadan o unu sabit tutamazlar, sağlıklı tutamazlar, bozulur diyor. Unun içinde aslında gluten var ama o enzim de var. O enzimi hazır verirsen vücut üretmez. Çünkü sen unla alıyorsun onu. Ve sonuç olarak ne olacak? Hazırdan gelen bir şey. Hani bir şey vardı çok eskiden, piyangodan bilet çıktı, hayatı mahvoldu diyor. Evet. Neden mahvoluyor? Çünkü tembelleşiyorsun. Vücut da tembelleşiyor. O enzimleri bir tarafa bırakıyor. Ondan sonra bir bakıyorsun sen ekmeksiz doymayan birisi olmuşsun. Tatlı olmadan yaşayamıyorsun.
İşte bunlardan dolayı, bunlardan kurtulacağız. Bunlardan kurtulmak için de mantığımızı öne koyacağız. Acıktıkça yiyeceğiz. Çok acıktıksak çok yiyeceğiz ama hep doğruyu seçeceğiz. Doğruyu seçmek zorunda. Beden aklı dediğimiz bu olay. Yani bedenin aklını kullanacaksın. Beden hiçbir zaman acıktıysa aman dur yemeyeyim şişmanlarım demiyor. Acıktıysa yiyor. Bebekler bile ben dediğinizi anladım hocam. Yani diyor ki sürekli acıkıyorsanız, doymuyorsanız bir yerde bir sıkıntı var. Bir hekime danışın. Aynen. Bütün bu sindirim sistemi, bu zaten baştan uca bir sistem. Orada bir sıkıntı var diyor, düzen bozukluğu. Onu çözdüğünüz zaman sindiriminiz düzene giriyor. Vücudunuz da normal açlık hissine geçiyor. Yani bir metabolizmayı düzenliyor. Hepsi normal açlık. Hepsi açlık.